Twitch'e bağlı insan var taşıma. Prince Lee'de de sıvı başkanınız olsun. Ben am Prince. Yala bağlı kartal arkadaşlar. Karabağ şampiyonluk maceramıza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bu seri de kanalımda vardı arkadaşlar. Uzun zamandır yapamadım, çekemedim. Kusura bakmayın. Zaten uzun zamandır videolar çekmedim sizlere. Ama bu seriye de devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen bunu hızlıca yapalım. Gerçekten ne yazık ki Karabağ bu gruplardan çıkamadı. Ama bizim C grubundaki şu anki yani puan tablo C grubunda şu anki böyle arkadaşlar. 4 puanla 2. sıradayız. İlk 3 maçı oynadık. Yani ilk şey. Şimdi revanşlara geleceğiz. Grup revanşlarında, arkadaş maçlarına. Ve aslında fena da gitmiyoruz ama yine de bakın Roma bile, yani sonuncu olan, dördüncü olan bile daha bu gruptan çıkma ihtimali var. Çok kritik bir maça gideceğiz. Atletico Madrid oynayacağız. İlk maçımızı 2-2 beraber oynamıştık. Ve şimdi de arkadaşlar bunun revanşını oynayacağız. Şöyle hemen gruplara bakıyoruz. Hızlıca geçelim bunları arkadaşlar. Burada Bayern Münih. Allah'ım bayağı. İnşallah eğer bu şey geçerse grupları Bayern Münih'e düşmeyiz. Okey, böyle arkadaşlar. Barcelona Juventus. Beşiktaş grubuna da bakacağız şimdi. Burada. Burada ne yazık Beşiktaş arkadaş sonuncu sıradalar. Ama da o bu grupta da henüz hiçbir şey belirlenmemiş. Yani Beşiktaş da buradan rahat çıkabilir. Daha 3 maç var. Okey, A grubu. A grubu böyle. Okey, biz C'yle mücadele ediyoruz. Şimdi arkadaşlar umarım bu sırayı hala görmek istiyorsunuzdur. Eğer görmek istiyorsanız bunun devamını arkadaşlar lütfen bu videoyu öncelikle beğenin. Ve sonra da bir güzel yorum bırakabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. İlk 11'imize gelelim. Tamam, böyle oynayacağız arkadaşlar. Pedro Henrique, Maratov, Novo. Tamam, üf, Griezmann. Neyse, oldu. Formalar da iyi. Stat, bizim stadımızı oynayacağız. Bakalım Plat stadı arkadaşlar. Böyle stadı görmüş oldunuz ve başa doğru gidiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeyiz arkadaşlar. C grubunda mücadele ediyoruz. Ve bu Atletico Madrid revanş maçına gideceğiz şimdi. Kendi sahamızda, yani seyirci avantajı var. Umarım hoşunuza gider. Umarım bir galibiyet alabiliriz. Bak, Olimpiyat stadındayız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. C grubunda mücadele ediyor Karabağ'ımız. Gerçekten ne yazık ki elendi ama burada arkadaşlar bu seride Karabağ'ın gruplardan çıkma şansı hala var. Çok 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 zor bir maç var. Bu grubun daha önceden tabii ki favori takımı Atletico Madrid. Biz aslında biraz daha böyle underdog bir takımız. Yani yensek mucize olur gibisine normal şartlarda. Ama Atletico'ya karşı Karabağ yenilmedi arkadaşlar. İki maçta da beraberlik elde edebildi. Bu bence çok 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 büyük bir başarı. Hele böyle bir organizasyonda, yani en üst futbol kulüp şeyinde, en üst düzeyde Atletico Madrid gibi, bir de ilk defa katılıp da Atletico Madrid'den puan çalmak ya da puan kapabilmek her iki maçta da, gerçekten helal olsun Karabağ'a diyoruz. Oldu arkadaşlar. Gurban Gurbanov'un ilk 11'ini görüyorsunuz. Kalede Şeyiç var. Hüseyinov ve Sadıkov defansın ortasında olacak. Simeone'nin ilk 11'i böyle arkadaşlar. Griezmann, Gamero. Forvet'te çok çok dikkat edeceğimiz oyuncu Griezmann tabii ki. Kaptanımız Sadıkov ve Dino Novo arkadaşlar. Hazır mısınız? Dediğim gibi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Lütfen lütfen gerçekten beğenin. Bu seri devam görmek istiyorsanız C grubunda Şampiyonlar Ligi'nde şimdi maç başladı arkadaşlar. Bakın Olimpiyat stadında. Karabağ'ımıza başa ederiz. Çok zor maç olacak yine. İlk maçta da bayağı zorlandık. Karagarev. Uzun bir top. Şimdi ortaya gidelim, oradan geliyor. Hadi Dino. Dino dene şutunu. Korner olması lazım ve korner. 5. dakikadayız. Pedro Henrique topun başında şimdi. Henrique geliyor. Henrique'nin ortası. Oblak. Aman dikkat. Sakın kontratak imkanı vermeyelim. Michel Hüseyinov. Solda Maratov'u gördü. Önünde Godin var sanırım. Şimdi bir orta. Hadi oğlum. Agoli kapıyı atıyor ve gol. Agoli Karabağ 1-0 öne geçiliyor. Nereden çıktı lan oğlum? O ne yapıyor orada? Agoli atıyor ve Olimpiyat stadı yıkılıyor arkadaşlar. Azerbaycan yıkılıyor. Karabağımız 1-0 öne geçti. Çok önemli. Çok önemli bir gol. Hele şu erken bulduğumuz gol arkadaşlar. Yani gol erken bulduğumuz çok önemli.
bu şimdi Atletico Madrid'in taktiğini, her şeyini alt üst edecek. İnşallah, inşallah tabii ki. Ve bizim oyuncular böyle taraftarlarla seviniyor arkadaşlar. Çok güzel başladık. Molotov geriden oynadı. Sonrasında çok güzel bir orta ve kafayı böyle atıyoruz arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Dakikalara bakalım hemen. Hiç dikkat etmedim. 9. 9. dakikada attık. Çok erken bulduk golü. Böyle devam edebiliriz. Felipe Luis. Godin. Koke. Camero ve kaptan Sadıkov girdi. Şimdi Karabağ geliyor yine. Gönder Pedro'yu. Olmadı. Ah. Düşünce iyiydi ama Felipe Luis dikkat etti. Juanfran. Atletico. Bir oynattırmamalıyız arkadaşlar. Böyle oynatırsak yanarız. Şimdi Griezmann'a dikkat. Özellikle Griezmann tutuyorum. Uzun bir top sağ tarafa. Oraya pas. Griezmann şut atıyor. Şey hiç. Dakikada 20. Atletico Madrid'de ilk defa kalemize bir şut gönderdi. Şimdi Medvedev. Aman git önümden. Hemen gönder. Michel topu kaybetti. Aman Gamero. Pası Griezmann. Hüseyinov. Süpersin. Agoli. Karagarayev. Michel'i gör. Şimdi Dino. Pası gelmedi. 28. dakikadayız. 1-0'lık üstümüz devam ediyor arkadaşlar. Atletico Madrid geliyor şimdi. Sol. Uzun bir top. Aman aman. Allah'tan geçmedi. Daha doğrusu yetişemedi oyuncu. Kaleci vuruşa maç devam edecek. 30. dakikadayız. Gönder. Hadi oğlum. Gel yine. Paslı paslı. Şimdi uzun. Çok sert bir şut. Oblak. Çok güzel oyunu Karabağ arkadaşlar. 34. dakikadayız. Korner. Pedro Henrik. Hüseyinov. Ve hakem faul veriyor. Şu ilk yarıyı böyle kapatabilirsek gerçekten harika olur. Pedro'dan Dino. Dino çalım atabilir mi? Hayır, atamadı. Çok güzel. Hadi oğlum, ara pası gelsin. Şimdi şut gelir mi? Yatıyoruz. Lan hakem faul veriyor. Kart çıkar mı? Yoksa sadece sözlü uyarı mı? Sözlü uyarı arkadaşlar. Dino Lovu'ya. O topa bir yetişsek var ya arkadaşlar. %100 gol olacaktı. Neyse devam. 43'teyiz. Şu dakikaya kadar Karabağ'ımız gerçekten çok iyi oynuyor. Allah nazarlardan korusun diyoruz. Griezmann. Aman. Sakın ha gol yemeyelim. Aman aman. Çıkart. Camero. Şey hiç. Agoli. Korner. Allah'ım. Bu son tekrarına bakalım. Solda bomboş kaldı. Kafa ve şey için güzel refleksi Agoli Konya'ya böyle gönderdi. Şunu atlatalım ya. Altıncı dakikadayız. Çıkart. 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 Hakem bitir ilk yarıyı. İlk yarı bitti arkadaşlar. 1-0'luk üstünlüğümüz var ilk yarı. İkinci yarıda yine görüşürüz. Maçı ikinci yarısındayız. Şimdi Atletico Madrid daha çok basacak. Daha çok gelmesi lazım. Çünkü onlar da mutlaka bu maçı kazanması lazım. Karagarayev kaptı şimdi. Karayev. Karayev. Ver yukarıdan pası. Hadi Dino boş orada. Dino boş. Kafayı aç uzuna. Dino. Dino. Dino mu diyor. 2-0 yaptık. 2-0 yapıyoruz. Ve start yapıyoruz arkadaşlar. Start yapıyoruz. Karayev'in. Her zaman seninle köyümün yüreğimiz. Nasıl? Pedro'ya Pedro çalım orta yapan. Evet. Ama daha önce Karayev zaten çok güzel topu rakipten çaldı. Sonrasından Dino da böyle golünü attı arkadaşlar. 2-0 yaptık. Bomba başladık maça.
Ve bombada devam ediyoruz arkadaşlar. Yine erken gol. Yani ikinci yarıda erken gol bulduk. Şimdi Atletico bize daha çok pozisyonlar verebilir eğer kontratak oynarsak. Aman böyle hatalar yapmayacağız tabii ki. Bunlar şimdi daha çok gelecek. Ve daha çok boş alan olacak. Ona ne biçim konuşuyorum ya? Şimdi Agoli. Pası gelmedi. Medvedev. Almeida'ya gelir mi? Almeida. Hadi oğlum. Atamadım. Fena bir şey var. Aslında adam faul yaptı bana. Eyvah. Arkadaşlar Fernando Torres geliyor. Gameiro çıktı. Torres geldi şimdi. 60. dakikadayız. Biz de oyuncu değiştirsek mi diye düşünüyorum. Defansa daha birini daha mı alsak? Yoksa böyle devam mı oynayalım? Şimdi çok güzel bir pas sağ kanada. Pedro Henrique'ye doğru. Pedro Henrique. Orta. Olmadı. Uzun bir top. Gol iyi, çok güzel. Şöyle ta diğer tarafa oynayalım. Tamam. Orta. Top Dino'ya gelmedi. Bu maçı alacağız arkadaşlar. Çok 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 önemli 3 puan olacak. Şimdi Dino. At bunu Dino. Dino. Godin araya girdi. Godin'i geçemedik. Şimdi Fernando Torres. Carrasco. Hüseynov yetişemedi. Ama Garagarayev var. Bugün bayağı iyi topları kesiyor. Orta sahada arkadaşlar. Garagarayev. Süpersiniz. Hadi Agoli. Geçtirme onu. Süpersiniz. Gerçekten çok iyi oynuyoruz. Son dakikaya kadar böyle full konsantre devam oynamalıyız arkadaşlar. Orada boş. Bir plase. Ah. Doğru ya. Sol ayak galiba. Yoksa sağ mı bilmiyorum. Fernando Torres. 85 dakikadayız maçta. Son 5 dakika normal süreç. Aman. Hüseyinov uzaklaştır. Lan. Şiç. Süper. Carrasco şutunu Şiç kurtarıyor. Oyuncu değiştirelim. 2 oyuncu değiştirdik biz de. Korner. Aman dikkat. Şiç ne yaptı lan? 2-1 oldu arkadaşlar. Animasyon hatası oldu. %100. Bak arkadaşlar ya. Şu kaleci şöyle top alıyormuş gibi yaptı. Baksana. Şuna bak. Buradan pes. İlle bir hilelikle gol şey atacaksın ya. Güneşli seheri gelen. Güzel kafayı attı da ben bunu atlamadım. Olamaz ya. Bakayım tekrarını görebileceğiz mi? Arkadaşlar. Şeyiçe bakın. Ha ayağından sekmiş. Bizim oyuncunun ayağından kaleye sekmiş. Şimdi anladım ya. Neyse arkadaşlar aman aman sakın ha. Sakın ha sakın ha. Şimdi son dakikalar top bizde olması lazım. Gönder. Çok güzel. Hadi Garagarev. İçe doğru gir. Celal doğru gidi Garagarev. Pası gelir mi? Pası geliyor. Hayır. Aman geriye koşun. Defansif. Full defansif. Taktik yaptık. Eyvah. Ne derken 90 dakika bitiyor arkadaşlar. 3 puan. Çok çok önemli 3 puan alıyoruz. Ve bu gruptan çok çok büyük bir ihtimal çıkabileceğiz. Yani bir şey söylenemez ama baya baya büyük. Bir bakalım diğer maçlara. Biz de Chelsea puanını 9'a yükseltti. 2-0 yenmiş Roma'yı. Beşiktaş'a bakacağım. Bayern Münih de yenmiş. Paris'te Beşiktaş 1-0 kaybetmiş. Çok kötü oldu. Beşiktaş bu gruptan çıkamayacak gibi gözüküyor. Hadi ya. Kötü oldu arkadaşlar. Okey. Bakın.
Biz son iki maçta bir puan alırsak galiba bu gruptan çıkacağız arkadaşlar. Ha tabii yok, daha belli değil, bakarız. 6 puan alabiliyorlar. Daha var ya arkadaşlar. Neyse, A grubu böyle, B grubu böyle. Burada üf, Bayern Münih ile Paris'in 10 puanı var arkadaşlar. Böyle. Burada Barcelona garantiledi. İkinci büyük ihtimal olarak Juventus olacak. Burada Liverpool bayağı sürpriz. Üçüncü sırada. Manchester City bayağı çok çok büyük bir sürpriz. Şu grupta zorlanıyorlar. Napoli birinci sırada ve Beşiktaş arkadaşlar. İki maçı daha var. 6 puan 8'e yükseltelim. Tamam da hala var. Gruptan çıkma şansı ama çok bayağı düşük. Oldu. Böyle yaptık. Tamam arkadaşlar. Benden şimdi bu kadar. Karabağ serisi devam etti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki maçımız Chelsea'ye karşı olması gerek. Evet, Chelsea'ye karşı olacak. Yani grup liderine karşı arkadaşlar. Oldu. Benden şimdi bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu serinin devamını görmek istiyorsanız lütfen bu videoyu yani beğenin arkadaşlar. Oldu. Benden şimdi bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye.